Ben de haberlerde gördüm şekerim. Ya kadın çıkmış, bas bas bağırıyor oğlum onlar bu hale getirdiler diye ya. Bilip bilmeden konuşma istersen Ayşen. Ay ne var canım bilmeyecek, Allah Allah. Yani herkes gördü sonuçta, gizli kapaklı bir şey değil ki. Ana haber bültenlerine çıktılar yani. Kolay gelsin. Aa, Melda Hanım. Ha. Ay haberleri duydunuz mu ya? Ne hayalleri mi söylüyorsun? Ha. Ay neler yapmışlar ama ya. Ay yok canım, ben hiç ihtimal vermiyorum yani. Böyle bir şeye karışmış olamazlar. Ay zaten Ahmet Bey çok dürüst bir adam. Her şeyden önce çok başarılı bir iş adamı yani. Yani tabii ki, tabii ki öyle de yani. Ne bileyim, insanın aklına bin türlü şey geliyor yani. Ayşen'cim gelmesin aklına bin türlü şey. Aa, biz işimize bakalım. Al sen şunu kuryeyi ver. Kolay gelsin. Sağ olun. Piyasa rakamlarına bakacağız önce her zaman olduğu gibi. Cuma günü yine piyasada çok hareketli olduğunu söylemiştik. Bir taraftan siyasi gündemi yakından izliyor piyasalar. Ve oradaki tansiyonu tam olarak düşmedik. Efendim için, Demet Hanım. Ben sustuysam sizin için değil, kızım için sustum. Anlamadım. Ben sizin bu çirkin oyunlarınıza alet olmayacağım. Kızımı da alet etmeyeceğim. Bundan sonra lütfen benim karşıma çıkmayın. Evime bir şey göndermeyin, bana not falan da yazmayın. İstemiyorum bunların hiçbirini. Ayrıca Tülin'le Can'ın özel hayatta beni hiç ilgilendirmiyor, anladınız mı beni? Beni bir daha bu işlere sakın bulaştırmayın, sakın. Ah, o konuda maalesef size yardımcı olamayacağım Demet Hanım. Çünkü CD'nin bir kopyasını da Cihan Bey'e gönderdim. Böylece aranızdaki engelleri de kaldırmış oldum. Bundan sonrası artık sizin bileceğiniz iş. Zeynep mi arıyor yine? Evet. Konuşmayacak mısın peki? Hadi inelim. Kerem, bak kızgınsın anlıyorum ama Zeynep'le konuşmayarak nereye kadar gidecek? Barış, şimdi sırası değil, tamam mı? Hadi. Kilitli. Ben geldiğimde kilitliydi. Üzülme bu kadar. Ya bir jest yaparsın, konuşursun. Olmadı küçük bir hediye alırsın. Hiç işe yarayacağını sanmıyorum. Ya Zeynep, bu yüzden de ayrıca haliniz yok herhalde. Bak aklıma ne geldi. Yani sen çıkışta direkt Kerem'lere git. Ve sonuçta ailesiyle iyi anlaşıyorsun. Ve Kerem evde yoksa da ailesiyle konuşursun. Ne konuşacağım? Bilmem ki. Şöyle diyeyim istersen. Ben oğlunuza güvenmediğim için okulda onu rezil ettim. Çünkü size de güvenmiyorum. Nasıl? Yani öyle değil de. Ya tamam valla, kapatalım konuyu. Ne olur, hiç konuşmak istemiyorum. Ya neden ki? İstemiyorum işte.
ben, sen üzülme diye. Biliyorum Yağmurcuğum. Ama gerçekten konuşmayın. Tamam. Ne yapıyorsun sen? Of. Hayat berbat ya. Her şey çok kötü. Sen beni mi taklit ediyorsun? Sus. Beni yalnızlığımda tek başıma bırak. İyi de ben öyle şeyler söylemiyorum ki Sedat. Bu ne? Tost mu bu? Çok mutlu. Kesin peynir falan vardır bunun içinde ya. Domates de var. Kahve yok mu? Kahve. Yıllardır uyumuyorum da. Hmm. Uyku benden kaçıyor. Ne oldu? Anlat bakalım. Niye uyuyamıyorsun? Çok kötü şeyler oldu. Ne kadar kötü? Çok mutsuz şeyler oldu. İyi de ne oldu bu kadar? Sus dedim, sorma. Sedat ya. Oh be, güldün sonunda. Bu ne ya? Mutluluğa ilk adımını atmış bulunuyorsun. O kadar da kötü değilmiş değil mi? Yani. Bak. Güzel olmuş ya. Bu tost artık benim. Bak ne buldum. Umarım bu işe bulaşmamışlardır. Bence suçsuzdular. Bence de. O zaman neden öyle dedin? Ya lafın gelişiydi o. Sonuçta iyi adamlardı, iyi dostlardı, bizim gibi. Kimse var mı? Sen misin? Her yerden çıkıyor bunlar abi ya. Burada bir şey bulamayacağız. Gidelim artık. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.